Bu parçada söz edilen durum verilerinden hangileriyle örneklenebilir? Reklamcılar koku, hafıza ve ruh hali arasındaki bağlantıyı çoktan keşfetmiş ve bunu reklam aracı olarak kullanmaya başlamıştır. Pek çok sektörde müşterilerin karar vermesini kolaylaştıracak ve ruh hallerini etkileyebilecek çeşitli özel kokular kullanılıyor. Çünkü koku kişilerin davranışlarını etkiliyor. Bir, biberiye esansı öğrenme kapasitesini arttırıyor ve hafızayı %60-70 oranında güçlendiriyor. Arkadaşlar metnimizin öğrenme ile ilgisi yok. Metnimiz müşterilerin karar vermesini kolaylaştıracak ve ruh hallerini etkileyecek kokuları kullanmaları ile ilgili öğrenmekle ilgili bir şey yok. 2. Lavanta kokusu restoranda geçirilen zamanı uzatıyor ve harcanan parayı artırıyor. Geldi işte müşteriler para harcasın diye restoranda geçirilen zamanı uzatıyor müşterilerin karar vermesini kolaylaştırıyor ve ruh hallerini etkiliyor. Bunu alacağız. 3 yatak odasına sıkılan çiçek kokulu spreyler görülen pozitif rüya sayısını arttırıyor. Arkadaşlar görülen rüyalarla ilgili hiçbir şey anlatmadım. Metnimiz müşterilerden bahsediyor. Onların ruh hallerini etkilemekten dolayısıyla harcanan parayı arttırmaktan bahsediyor. O yüzden cevabımız B. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen şiirlerin bir özelliği değildir? A yaşanmışlık, B etkileyicilik, C yorum açıklık, D farklılık, E öğreticilik. Kitaptaki şiirlerin tümü büyük ölçüde yaşamın günübirlik değerlerine, gerçeklerine, olay ve olgularına yaslanıyor. O zaman yaşanmışlıktan alınmış değil mi arkadaşlar? Buradan yaşanmışlığı çıkartabiliriz. Çünkü diyor ki yaşamın günübirlik değerlerine, gerçeklerine yaslanıyor. Buradan A şıkkını çıkartabilirim. Öyle ki şiirlerde işlenen ögelerin çoğu okurun tanışık olduğu şeyler. Ancak birçoğu içimize taş gibi oturan susku, yalnızlık, ölüm üzerine yazılmış. İçimize taş gibi oturan dediğine göre bizi etkiliyor. Devam edelim. Şairin yalınlığın sınırını aşmadan yeniden tasarımladığı bu konular arkadaşlar yeniden tasarımlamışsa yeni bir şey yapıyor. O zaman farklı bir şey yapıyor. Yeni bir şey farklıdır. Bu konular kullanılan imgeler dolayısıyla okura da anlamı kendince yorumlayabildiği birer öykü sunuyor şiirlerde. Şimdi okur kendince yorumlayabiliyorsa yoruma açık demek ki. Fakat bu öykülerde öylesine ışıltılar, ayrıntılar var ki bunları benzerlerinden ayırıyor. Hiç öğreticilikten bahsetmiyor. Cevap E. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre yukarıdakilerden hangileri getirilebilir? Namık Kemal'in vatan piyesi veya Bartholdi'nin New York önündeki özgürlük heykeliyle hiçbir sanat eseri yarışamazdı. Vatandan ve özgürlükten daha büyük, daha kutlu ne olabilir? Oysaki ne vatan piyesindeki kahramanlıklar ne de özgürlük heykelindeki aşırı kocamanlık içimize gerçek sanat eserlerinin o derin heyecanını dökemiyor. Aksine bir takım önemsiz görünen konular bazen birer şaheser değerini almaktadır. 1- bir, bir sanat eseri yalnız konusuyla değerlenseydi. 2- bir konun yansıtılış ve kurgulanış biçimi önemli olmasaydı. 3. Sanat eserlerinde bize sunulan dünyayı anlayabilseydik. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki Namık Kemal'in Vatan piyesi, Bartoldi'nin New York önündeki özgürlük heykeli, hiçbir sanat eseriyle yarışamazdı. Buraya ne getirilebilir? Eğer bir sanat eseri konusuyla değerlenseydi gelirdi değil mi? Bu vatanı, bu da özgürlüğü anlatıyor. Biri getirebiliriz, bunu alalım. Bir konunun yansıtılış veya kurgulanış biçimi. Bakın orada da dedi ki, vatandan ve özgürlükten daha büyük, daha kutlu ne olabilir? Yani kurgulanışı, yansıtılışı büyük bir şekilde yansıtılmış. Mesela aşırı kocamanlık var, yansıtılış şekli önemli. O zaman bunu da alacağız. 3 sanat eserinde bize sunulan dünyayı anlayabilseydik. Arkadaşlar bizim anlamamızla ilgili bir şey söylemiyor. Sadece sanat eserlerinin konusundan vatan özgürlük ve yansıtılışından mesela aşırı kocaman gibi. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olur yani D. Bu parçada kişinin babasıyla ilgili düşüncelerine göre aşağıdakilerden hangisi verilen yaş aralıklarından birinde kişinin yaşadıklarından değildir? Gereksinim hissetme, güven duyma, kibirlenme, umudunu yitirme. 6 yaşında babam her şeyi bilir. Arkadaşlar o zaman güven duyuyor. Babam her şeyi bilir dediğine göre burada güven var. 10 yaşında babam çok şey biliyor. Bu da gene güven. 15 yaşında ben de babam kadar biliyorum. Burada artık kibirlenme gelmiş. Devam edelim. 20 yaşında babamın fazla bir şey bildiği yok. Burada yok saymaya başladı babasını. Bunu da bulduk. 30 yaşında bir kere de babamın fikrini sorsam fena olmaz. Bunu zaten söylemiştik. Bir güven duymayı ifade eder bu da. 40 yaşında ne de olsa babam bazı şeyleri biliyor, gene güven. 50 yaşında babam her şeyi biliyor, burada sonsuz güven var artık. 60 yaşında ah babam hayatta olsaydı da kendisine danışabilseydim. Burada bir gereksinim var. O yüzden bu da gitti. Ama umudunu yitirmekle ilgili hiçbir şey yok. Cevap E. Bu üç metinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 1. Ahmet Haşim'in şiirindeki karanfil, Kafka'nın öyküsündeki böcek, Orval'ın düşsel ülkesindeki kent bizim gündelik deneyimlerimizden tanıdığımız karanfil, böcek, kent sözcüklerinin alıştığımız dilde gösterdiği nesneler olmaktan uzaktır. 2. Yazınsal metnin ilettiği bir iş mektubunun ya da hava sıcaklığı bugün İstanbul'da 25 derece oldu diyen bir hava raporunun verdiği türden bir bilgi değildir. Üstelik yazınsal metin içerdiği doğal, toplumsal ve kültürel bilgilere iletirken kullanmalık dilden de yararlanmaz. 3. Edebiyatın amacı dolaysızca yaşamı nesnel gerçekliğin verileriyle ilişkiye getirmek değil. Çünkü edebiyat yaşamın nesnel gerçekliğin olgularından yararlanmasına, son kertede dünyadaki toplumdaki konumumuza ilişkin bir bilgi üretmesine rağmen bütünüyle kurmacadır. A yazınsal metinlerde sunulan dünya gerçeklerden alınmış da olsa gerçeğin yeniden üretimiyle oluşturulmuştur. Evet cevap hemen geldi arkadaşlar. Bakın sonunda dedi ki alıştığımız dilde gösterdiği nesneler olmaktan uzaktır. Yani değiştirilmiş, kurmaca yapılmış. İkinci metinde de gene dedi ki kullanmalık dilden de yararlanmaz. Yani birebir aynısını almaz kurgular. Üçüncüde de dedi ki zaten doğrudan kurmacadır. O yüzden Üçünün ortak özelliği yeniden üretiliyor yani kurmaca. Cevap A. Aşağıdakilerden hangisinde ayraç içinde verilen atasözü cümledeki açıklamaya örnek olarak gösterilemez? Bazı atasözleri uzun gözlemlere dayanarak doğa olaylarının gündelik yaşam üzerindeki etkilerini anlatır. Mart yağar, Nisan övünür. Nisan yağar, insan öndür. Evet arkadaşlar doğa olayı ve insan yaşamı üzerindeki etkisi insanın günlük yaşamı üzerindeki etkisini anlattı işte. Mart yağar doğa olayı, Nisan yağar doğa olayı. İnsanın övünmesi de insanın günlük yaşamı üzerindeki etkisini anlatıyor bu doğru. B. mantığa ve deneyimlere dayanarak doğrudan doğruya öğüt veren atasözleri de vardır. Ayağını yorganına göre uzat yani harcamalarını gelirine göre yap. Evet burada mantığa ve deneyimlere dayanılarak çıkartılmış. Bu da doğru. C. Atasözlerimizin çoğu temsili ve mecazi ise de Temsili ve mecazi olmayan atasözlerimiz de az değildir. Ağır yongayı yel kaldırmaz. Yani ağır başlı kimseye hiçbir şey yel gibi basit şeyler yani zarar vermez. Ama burada diyor ki mecaz olmayanlar da az değildir. Yani bunun mecaz olmadığını söylüyor. Mecaz olmayanlar da az değildir diyor. Halbuki bu mecaz anlamlı. Hem mecaz hem gerçek anlamlı. O yüzden cevabımız bu. D. Atasözleri sosyal ilişkiler üzerine görüş bildirir. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Evet komşuluk ilişkileri sosyal ilişkiler üzerine bir görüş. E. Töre ve gelenekleri bildiren atasözleri de vardır. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bu da bizim bir geleneğimiz töremiz. Bu da gitti cevap C. Yukarıda alıntılanan birinci parçadan sonra yazarı ikinci parçayı yazmaya yönlendiren aşağıdakilerden hangisidir? Kuyucaklı Yusuf okuduğum Türk romanları içinde ayrıntıların en mükemmel, en ustaca kullanıldığı romanlardan biri. Çünkü yazar romanı ayrıntılar içinde boğmuyor, ayrıntıları ayıklıyor, seçiyor ancak romanda zorunluysa belli ölçüler içinde kullanıyor. Çehov'un bir oyunda tüfekten söz edilmişse oyunun sonunda o tüfek patlamalıdır sözü romanda ayrıntıların kullanılması konusunda da ölçü olabilir. İkinci parça Kuyucaklı Yusuf'un dördüncü sayfasında Yusuf'un sağ elinin baş parmağı mı kesildi? Bu parmak Yusuf'un askerliği ile ilgili olarak 164. sayfada karşımıza çıkar. Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf'ta adeta nokta nokta sorusunun eksiksiz cevabını vermektedir. A. Ortaya konan duruma geçerli bir sebep göstermek. Hayır arkadaşlar şimdi yukarıda dedi ki ayrıntıların en mükemmel en ustaca kullanıldığı roman. Burada da bir örnek verdi. Dedi ki mesela Yusuf'un sağ elinin baş parmağı kesilmişse onun askerliği ile bağlantı kurulduğu için o parmağı kesilmiştir. Bu bağlantı olmasaydı o ayrıntıya da yer verilmezdi. B. Bilginin doğruluğunu araştırma sonuçlarıyla desteklemek. Hayır. C. Ortak kabullerin romandan romana değişebileceğini göstermek. Hayır. D. verilen örnekle duruma somutluk kazandırmak işte bu. Yukarıda ayrıntıların ustaca nasıl kullanıldığından bahsetti. Burada da bir örnek verdi. Kuyucaklı Yusuf'tan bir örnek cevabımız da geldi. E. Anlatılanların genel geçerliliğine tanık göstermek. Hayır cevap D. İkinci parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Kuyucaklı Yusuf'un dördüncü sayfasında Yusuf'un sağ elinin baş parmağı mı kesildi? Bu parmak Yusuf'un askerliği ile ilgili olarak 164. sayfada karşımıza çıkar. Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf'ta adeta nokta nokta sorusunun eksiksiz cevabını vermektedir. Bakalım hangi sorunun cevabı? A. Ayrıntılara yaslanan romanlar mı yazılmalı? B. Küçük ayrıntılar romanda kendine yer bulmalı mı? C. Türk romanı ayrıntılar içinde boğuluyor mu? D. Ayrıntıları besleyen yazarın yaşanmışlıkları mıdır? E. Bir romanda ayrıntılar nasıl kullanılır? Cevap E. Burada zaten ayrıntıların bir romanda nasıl kullanılacağını anlatıyor. O yüzden cevabımız E. Ayrıntılara dayanan roman yazılmalı mı yazılmamalı mı tartışması yok. Ayrıntı olmalı mı olmamalı tartışması da yapılmıyor. Türk romanının ayrıntılarda boğulup boğulmadığı tartışması da yok. Yazarın yaşanmışlıklarından hiç bahsedilmiyor. Sadece bir romanda ayrıntı nasıl kullanılır ondan bahsediyor. Çünkü bakın sağ elinin baş parmağı kesilmişse onu askerliğiyle bağlantı kurarak anlatmanız gerekiyor diyor. O yüzden cevap E. Bu parçadaki altı çizgi ifade ile bir konunun yaşanmışlıkla çok yakından ilgili olması, iki anlatılanlara tam bir somutluk kazandırılması, üç ayrıntıların kullanımına dikkat edilmesi durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır. 1. Sabahattin Ali'deki gözlem gücünü, ayrıntı belleğini fark etmemek mümkün değil. Çünkü onu okurken birdenbire kendinize anlatılan kasabada olayların ve insanların arasında buluveriyorsunuz. Hemen 2 geldi o yüzden duracağım. 2'de ne demişti? Anlatılanlara tam bir somutluk kazandırması. Burada ne dedi? Onu okurken birdenbire kendinize anlatılan kasabada olayların ve insanların arasında buluyorsunuz. O kadar somut. Buna gönderme yapılmış. 3. Romanındaki dünya sanki roman çerçevesini kırıp dışarıya fırlıyor, sizin dünyanıza karışıyor, hala devam ediyor somutluğa. 4. Sabahattin Ali mesela o zaman mindere oturup yemeye başlıyorlardı demez. O zaman mindere yan oturup ayaklarını aşağı sallayarak karşılıklı yemeye başlıyorlardı der. Bu durum Sabahattin Ali'nin tasvirlerinin hiçbirinin gelişi güzel sadece bir şeyi tasvir etmiş olmak için yazılmadığını hepsine romana bir şeyler kattığını gösterir. Arkadaşlar 3 de geldiği için duracağım. Demişti ki ayrıntıların kullanımına dikkat edilmesi. Burada ne dedi? Hepsi romana bir şeyler katıyor. Öylesine gelişi güzel sadece bir şey tasvir etmek için yazılmamıştır dedi. Bunu da çıkartabiliriz. Devam edelim. Bunların kimi roman kişisinin psikolojisini verir. Kişilerin etli canlı kişiler olduğunu daha bir duyurur. Kimi uzun ve sıkıcı tasvirlerin yerine geçer. Bu anlatım özelliği de Sabahattin Ali'ye Türk romanında unutulmaz bir yer kazandırır. 2 ve 3'e gönderme yaptı fakat 1'e gönderme yapmadı. O yüzden cevabımız A. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Arkadaşlar 5. cümlede vardı. Gelişi güzel kelimesi bitişik yazılır ayrı yazılmaz. Cevap D. Bir numaralı cümlenin öznesi aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur? Sabattin Ali'deki gözlem gücünü ayrıntı belleğini fark etmemek mümkün değil. Mümkün değil yüklem. Mümkün olmayan ne? Sabattin Ali'deki gözlem gücünü ayrıntı belleğini fark etmemek. Bakın şurada da isim fiil var. Yani bu bir isim fiil grubu. Cevap C.